Hepinize selam arkadaşlarım. Hepinize merhaba. Bugün kendi girişimi neden yapmadım ya? Neyse boş ver. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kendi girişimi yaptım. Ve bugün arkadaşlar geçen sene mi? Geçen sene veya 1,5 sene önce yapılan o büyük güzel Euro 2020'yi yapıyoruz arkadaşlar. O güzel Euro 2020 İtalya şampiyon oldu. Nasıl oldu ya? Nasıl İtalya şampiyon oldu? Ben de şaşırıyorum. Ama evet arkadaşlar, bugün Euro 2022'de o gün, o zaman, ondan birkaç gün önce gruplar açıklandığı zaman benim ne kararlar verdiğimi, şu şöyle olur, bu net böyle olur ya dediğim şeyleri yapacağız. Siz de fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Evet arkadaşlar, çok bekletmeden başlayalım. Grup A'da İtalya, İsviçre, Türkiye, Galler. Evet arkadaşlar, ben bunu İtalya'yı birinci çıkar, ikinci çıkar, İskoçya diyorum. Ha arkadaşlar, burada videoyu bölüyorum, özür dilerim. Ama lütfen kanalıma abone olmayı, içten dileklerinizle abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Size tık böyle bildirim gelsin, tık tıklayın, izleyin. Bu arada bu oyunun linkini aşağıda bulabilirsiniz. İstediğiniz gibi siz de yapabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geri geçelim. Şey, ikinci çıkar, biz üçüncü çıkarız. Onlar da Galler'de dördüncü olur ve elenir diyecektim ama Galler ikinci oldu, İsviçre üçüncü oldu, biz de dördüncü olduk ve gruptan elendik. Yani sadece bu grupla alakalı bilgim var, diğer grupları bana sormayın, fazla bir bilgim yok, kendiniz öğrenebilirsiniz. Belçika, Danimarka, Finlandiya, Rusya. Belçika birinci çıkar, Danimarka da ikinci çıkar demiştim. Rusya ile Finlandiya arasında çok gidip geldim ama en sonunda Rusya deyip bu şekilde bıraktım. Avusturya, Hollanda, Kuzey Makedonya ve Ukrayna. Bazen Ukrayna diyesim geliyor nedense, bilmiyorum. Evet arkadaşlar, bunlar Hollanda tabii. Hollanda. Hollanda neydi ya? Hollanda. Buradan Hollanda çıkar. İkinci Avusturya. Avusturya, evet. Basmadım. Üçüncü Ukrayna ve şunları değiştirmem gerekiyor. İkinci Ukrayna, üçüncü Avusturya, dördüncü Kuzey Makedonya olur diyorum. Ukrayna çünkü bastırır. Bayağı bastırır. Güzel eğitir onları. Ne alakası? Evet, grup E'deyiz. Bir dakika. Pardon, grup D'deyiz. Grup D'de kimler var? Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Çekya, İngiltere ve İskoçya. Buradan İskoçya net dördüncü arkadaşlar. Şöyle yapayım. Şunu söyleyeyim. Bakın. Bu net dördüncü olur arkadaşlar. Bir dakika. Yanlış. Bu net dördüncü olur arkadaşlar. İskoçya. İngiltere birinci. Hırvatistan ikinci. Çek Cumhuriyeti üçüncü ve İskoçya elenir demiştim. Eskiden dediğimi hatırlıyorum arkadaşlar. Çünkü büyük ihtimalle ben varken, ben doğmuşken olan ilk Euro 2020 ilk bu galiba. Euro bilmem kaç. İlk benim izlediğim Euro bilmem kaç buydu. Euro 2020 idi yani. Grup E'de arkadaşlar, lafı fazla uzatmayayım. Slovakya, Polonya, İspanya ve İsviçre. Yok, İsviçre değil. Arkadaşlar, Sweden diyeceğim ben buna çünkü adını unuttum. İbrahimovic memleketi kesinlikle. Evet.
Kesinlikle İbrahimovic memleketi. Ama Sweden diyeceğim ben buna. Çünkü adını hatırlayamıyorum. İspanya birinci çıkar. Polonya ikinci çıkar. Slovakya üçüncü çıkar. Pardon. Sweden üçüncü çıkar. Slovakya da dördüncü çıkar. Fransa, Almanya, Hungary diyeceğim buna da. Çünkü adını unuttum. Hungary ve Portekiz. Şu iki ülkenin arkadaşlar Hungary ve Sweden dediklerimin adını yorumlara yazarsanız çok iyi olur. Arkadaşlar anladınız siz. Almanya birinci çıkar. Fransa ikinci çıkar. Ya da tam tersi diyelim biz buna. Fransa birinci çıkar. Almanya ikinci çıkar. Portekiz üçüncü çıkar. Ve Hungary adlı takım inşallah yoruma yazarsanız o elenir. Ve arkadaşlar kurallar çekildi. Böyle. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Buradan kimler çıkar? Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Avusturya ve Portekiz çıkar diyorum. Safe and Mall of 10 yazıyor gördüğünüz üzere. Ona tıklayalım. Arkadaşlar bu arada bunun linkini aşağıda bulabilirsiniz. Bu oyunun linkini istiyorsanız aşağıda, tam aşağıda. Buraya kadar izlediyseniz bunu alırsınız. Ve beni seviyorsunuz demektir. Aşağıda açıklamada bunun linkini bulabilirsiniz. İskoçya-Danimarka maçı. Kim kazanır? Danimarka. İtalya-Ukrayna. İtalya-Ezvin. Onu söyleyeyim. Portekiz, Hollanda, Portekiz, Ezvin. Ezvin demeyeyim, pardon. Ezvin demeyeyim. Ezvin olmayabilir. 2-1, 3-1 yenebilir. Çek Cumhuriyeti. Çünkü Portekiz bile bizi 3-2 mi yendi? 3-1 mi yendi? Öyle bir şey. Yani onları zor. Zor ne bileyim. 5-4, 6-4 falan biter maç. En fazla. Belçika. Çek Cumhuriyeti, Belçika. Hırvatistan Polonya. Hırvatistan Polonya güzel maç. Çok güzel maç. Ama ben bir tarafta Lewandowski var, bir tarafta Vida var. Ben Beşiktaşlıyım, bir de Vida. Çok ağır oldu bana. Ama tabii Vida'ya Lewandowski göre seçmeyeceğim. Sanırım Hırvatistan ya. Ben Hırvatistan diyeceğim. Fransa Türk yok artık. Bunu söylemek istemezdim ama Fransa Ezvin. Bunu söylemedim sayın arkadaşlar. Beni affedin çünkü maalesef Fransa Ezvin şu an yani. Şu an bizim Türkiye'nin takımına bakarsak Fransa Ezvin tabii ki. İngiltere Almanya çok güzel bir maç. Arkadaşlar bu çok zor ya. Ama İngiltere'nin oyuncuları çok formunda. Onun için İngiltere diyeceğim. İspanya, Avustralya. İspanya Ezvin maalesef. Maalesef değil pardon. Maalesef siliyorum. İspanya Ezvin. Direkt. Safe and Mall 10 diyelim. Dur. La. Tamam. Evet arkadaşlar ve Qatar Finals. Qatar Finals. Çeyrek finaller. Fransa Hırvatistan, Fransa alır. Portekiz Danimarka Portekiz aldı. Danimarka Portekiz Ezvin bu arada. Danimarka aldı dedim yanlışlıkla. Belçika İtalya zor maç ama İtalya çok güçlüydü, İtalya aldı. İngiltere İspanya çok zor maç ama ben İspanya aldı diyorum. Ya da tam tersi mi yapsaydım? Neyse geçtik artık. Fransa alır tabii ki maalesef. Ronaldo'muza veda ediyoruz. Mbappe merhaba, Ronaldo'ya maalesef
Hayır demek zorundayız. Çünkü Fransa şu an bakılırsa Portekiz'den daha iyi. Yani durumları ne bileyim para maddi durum açısından da daha iyi. İspanya, İtalya. Çok zor maç arkadaşlar. Bu şu an yarı final, semi final, çeyrek finaller, yarı finaller demeye çalışıyorum. İngilizcesini çeviririm. Bu arada İngilizcem de çok iyidir. falan. İspanya, İtalya maçını ben İspanya aldı diyorum. İtalya çok güçlü olmasına rağmen İspanya'ya karşı dayanabileceğini sanmıyorum. Ve final turu final turu Fransa İspanya oluyor. La. Fransa İspanya oluyor. Fransa İspanya'da da Fransa'nın azizliğine uğrayacağını düşünüyorum. Çünkü İspanya'daki oyuncular eskiden iyiydi. Şu an birazcık yaşlandılar ve arkadaşlar gördüğünüz üzere sizde de en son bunun gözükmesi gerekiyor. Bu kupayı You think French will win the Euro 2021. Euro 2021'i Fransa aldı diyor. Evet, Euro 2021 kupasını Fransa aldı diyor. Gördüğünüz üzere bu aşamalardan geçtik. İlk önce gruplar. Gruplardan çıkan son 16 turu. Çeyrek finaller, yarı finaller ve final. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız, bunun tepkisini, bununla alakalı oyunların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dediğim gibi bunun şeyini aşağıda bulabilirsiniz. Bunun linkini, bu oyunun linkini aşağıda bulabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Haydi öpüyorum. İyi günler. Haydi. Bay bay.